Kıbrıs e, sorununu konuşmaya devam edelim arkadaşlar Türk dış politikasında. Hatırlarsanız e, şöyle bir özet yapalım mı geldiğimiz noktaya? Oradan e, isterseniz devam edelim. E, bir kere adada EOK, 50'lerde EOK terörü başlamıştı. Amaç Enosis'ti. Buna karşı TMT kuruldu. E, Türk Mukavemet Teşkilatı e, Taksim tezini, adayı bölüştürme kararı aldı TMT. Türkiye'nin tezi buydu. Ardından bu çatışmaları gidermek için Züri ve Londra e, konferansları yapıldı. Bu konferanslar kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu 1960'ta Üç devletin, İngiltere'nin, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın garantör hakkının olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. E, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı Makaryos, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı ise Fazıl Küçük'tü arkadaşlar. Ama adadaki Kıbrıs Cumhuriyeti... E, Çatışmaları engelleyemedi çünkü 63'e geldiğimiz vakit iki Rum polisin Türkleri katletmesinden sonra özellikle Akritas Türkleri imha planı ile birlikte 60'larda arkadaşlar Türklere saldırılar yoğunlaştı. Bu kapsamda Kanlı Noel 24 Aralık'ta yaşandı malumunuz Cengiz Topel uçağıyla bir de düşürüldü yüzbaşı ilk şehitlerden biridir buna dikkat edelim. E, ardından Türkiye adaya müdahale kararı almak istedi 64'ün başında ama bu sefer de Johnson mektubu geldi. Amerikan başkanının küstahça bir mektuptu. Türkiye'yi tehdit eden bir mektuptu. O yüzden Türkiye adaya müdahale edememiş. Ama dünya yeniden kurulur. Biz de yerimizi alırız demişti İnönü. Bu da Türkiye'deki anti-Amerikancılığın Amerikan emperyalizmine karşı çıkışın e, minyadı olacaktı 1964. Türkiye'deki gençlik hareketinin ve anti Amerikancı olmasının temelinde bu hadise vardı demiştik. Arkadaşlarım artık Kıbrıs'ta, yani bir Kıbrıs Cumhuriyeti var ama Türkiye kendi safını belli etmezse korumaz ise burada daha çok katliam olur idi. O yüzden 67'de Kıbrıs geçici Türk yönetimi kuruldu. Buna dikkat edelim. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Kıbrıs geçici Türk yönetimi kuruldu. Kim var başında? Fazıl Küçük. Şimdi Fazıl Küçükle denktaş karıştırılabiliyor. Bakın burada sizin için anahtar bir kelime yazayım mı arkadaşlar? 1970'i merkeze koyun. 70'ten öncesi Fazıl Küçük. 70'ten sonra bütün o birimlerin başında kim var? Ee, Rauf Denktaş. Tamam. Şimdi bu hemen bir kenara yazın bunu. Biraz sonra ne demek istediğimi daha net anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, Türkler kendi tarafını koruyabilmek adına geçici bir Kıbrıs e, Türk yönetimi kurdular. Ve başında da Fazıl Küçük vardır. Bunu unutmayalım. Hadi şimdi artık biraz hızlanın ve 70'lere gelelim. 70'lerde Eee özellikle arkadaşlar şu bizim için önemli küçük bir dipnot buraya eklememi e, eklemem gerekiyor. Şimdi 1967 ile e, 74 arasında Yunanistan'da arkadaşlar e, Albaylar cuntası karşımıza çıktı. Yani Yunanistan'da darbeyle yönetimi askerler ele geçirdi 67'den 74'e kadar. Tamam. Yani e, Kıbrıs'ı konuşurken şu anda Yunanistan'da darbe iktidarı var, e, albaylar cuntası var. Onu unutmayın olur mu? İşte şartlar böyleyken 70'lerde EOKA üyeleri Yunanistan'dan yani o darbeci albaylar cuntasından aldıkları destekle 74'te Makaryos'u devirdiler bir darbeyle. Bakın önce 70 67'de Yunanistan'da bir darbe var. O darbecilerin desteğiyle EOKA bu sefer Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını Makaryos'u deviriyorlar. Onun yerine EOKA üyelerinden tam bir Türk düşmanı Nikos Sampson başa geçiyor ve Nikos Sampson Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni kurduğunu dile getiriyor. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti yok. Kıbrıs Helen Cumhuriyeti var diyor Samson. İşte buraya dikkat. Adada şartlar değişti. Hani garantör hakkı vardı ya üç devletinde adada bir düzen bozulursa, adadaki düzeni yıkma faaliyetinde birisi bulunursa adaya müdahale edebilirdiniz. İşte şimdi Kıbrıs Helen Cumhuriyeti kuruldu. Makaryos devrildi. Türkiye'de Türkiye'de garantör hakkını kullanarak... 20 Temmuz 1974'te barışı yeniden kurmak, Enosis'i engellemek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. TSK Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre Atilla operasyonudur bu. Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz'da yapıldı tekrar edeyim Kıbrıs'ta barışı yeniden tesis etmek, Enosis'i engellemek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için arkadaşlar adaya müdahale edildi. Şimdi bu bizim tarihimizde çok önemli bir gelişmedir kabul etmek lazım. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nı göreceksiniz. O dönem Başbakan Bülent Ecevit yardımcısı e, Necmettin Erbakan. Enteresan bir koalisyon. İç siyasette konuşacağız. CHP, MSP, Milli Selamet Hükümeti vardır. Başbakan Ecevit. E, burada Denktaş'la e, bir araya getirilişi söz konusu. Burada asıl Ecevit'in konuşması önemli. Arkadaşlarım bunun videosu da var. Yani e, görüntüsü de vardı hatırlıyorum. E, Ecevit diyor ki biz aslında savaş için değil, barış için, Yalnız Türklere değil Rumlara da barışı getirmek için adaya gidiyoruz. Şimdi bu önemli bir cümle. E, yalnız Türklere değil Rumlara da barışı götürmek için acaba Ecevit ne kastediyor burada? Hani darbe iktidarı var diye Yunanistan'da. İşte o darbe iktidarını hem devirmek hem de adadaki darbeyi, Makaryos darbesini ekart etmek için. Yani aslında Yunanlıların başındaki o askeri darbeyi de bitirebilmek için gidiyoruz diyecek. Ve hakikaten de e, dediğinde de başarılı oluyor. Çünkü 74'te Kıbrıs Barış Harekatı ile, burada bir yerde yazdım onu buluruz. E, Kıbrıs Barış Harekatı ile e, hem Kıbrıs'taki junta devriliyor hem de Yunanistan'daki junta devrilecek arkadaşlar. E bu çok önemli bir durumdur hakikaten e, Yunanlılara da barışı götürüyor. Bu darbeyi bitiriyor Ecemiz. E, bunu yeri gelince tekrar anacağız arkadaşlar. Şu kaldığımız yerden devam edelim. Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Kıbrıs Barış Harekatına göre e, ki Türkiye adada önemli noktaları aldı. Biraz sonra bu harekat nasıl yaptı onu göstereceğim. 22 Temmuz'a geldiğimiz vakit Birleşmiş Milletler Ateşkes çağrısında bulundu ve Türkiye, İngiltere, Yunanistan yani garantörler masaya oturdular. Nerede masaya oturdular? Birinci ve ikinci Cenevre konferansında 25 Temmuz'da ve 8 Temmuz'da masaya oturdular. Amaç Kıbrıs'ta düzeni yeniden sağlayabilmek arkadaşlar. Türkiye'yi Cenevre'de temsil eden isim Dışişleri Bakanı Turan Güneş. Şimdi dikkat. Şöyle bir parola verildi Türkiye'ye. Turan Güneş dedi ki ben bu Cenevre'de masaya oturacağım da bu adamlar bizi oyalıyor. Belli ki oyalıyor. Cenevre'den olumsuz bir sonuç çıkarsa ben sizi ben size bunu gizlice yani Ankara'ya gizlice bunu bir şifreyle bildireyim. Ve Türk ordusu vakit kaybetmeden Kıbrıs'a ikinci kez müdahale, müdahalede bulunsun. Bakın buradan demek ki Kıbrıs'a iki kez müdahale edildiğini biz anlıyoruz. Turan Güneş oturuyor masaya Cenevre'de. Ee, Cenevre'de lafı dolandırıyorlar. Adadaki Türk hakimiyetini tanımak istemiyorlar. Yani vakit kaybı yaratıyorlar. İşte bunun üzerine Turan Güneş o şifreli meşhur mesajını Ankara'ya telliyor. Ne diyor mesajında? Ayşe tatile çıksın. Ayşe e, Turan Güneş'in e, kızıdır arkadaşlar. E, sanırım ODTÜ'de e, profesör Ayşe Ayata kendisi. Ayşe tatile çıksın. Mesajı veriliyor. Ayşe tatile çıksın aslında Türk ordusunun vakit kaybetmeksizin Kıbrıs'a ikinci kez müdahale etmesi yönündeki bir şifre idi arkadaşlar. İşte bunun üzerine 14 Ağustos'ta Türkiye adaya ikinci kez müdahale etti. Adanın yaklaşık üçte birine hakim oldu. Üç günlük harekat sonrasında Kıbrıs'ın yüzde otuz sekizi ele geçirildi arkadaşlar. E, o dönemde tabi Erbakan'a bakılsa Erbakan adanın bütününü alalım diyor. E, tabi o dönem için yani mümkün değil bu harekattan sonra iki ülkeyi ayıran bir yeşil hat ortaya çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar, diğer ayrıntıları şöyle konuşacağız ama demek ki Kıbrıs'ta iki kez müdahale etti Türk ordusu. 20 Temmuz'da 14 Ağustos'ta Temmuz ve Ağustos arasında Cenevre'de iki kez masaya oturuldu. Turan Güneş burada temsil etti Türkiye'yi. Sonuç alınamayınca da Ayşe tatile çıktı hakikaten. Ve Türkiye adaya ikinci kez müdahale etti sevgili arkadaşlar. Şimdi burada özellikle adadaki müdahaleyi konuştuk. Şimdi bir görsel daha paylaşmak isterim. Hani yeşil at çizildi ya. Adaya Türkiye fiilen müdahale edince artık Türk tarafı kuzey değil mi? Şimdi Kuzey Kıbrıs tarafı olacak. Ee, hemen üst tarafta gördünüz, federe devlet halinde. Alt tarafta da Yunan. Burada bakın, e, Birleşmiş Milletler tarafsız bölgesi oluyor. Bu yeşil alan diye bildiğimiz tarafsız bölge olarak bilinecek. Buradaki sarı alanlar e, İngiliz üstleri olacak. E, Rum tarafı güneyde, Türk tarafı e, kuzeyde olacak. Şimdi burada hani... Şunu bir belirteyim mi arkadaşlar? Niye Cenevre konferansları yapılırken Türkiye acele ediyor? Hani bizi oyalıyorlar. Derhal adaya müdahale edelim. Demesin sebebi şu. burada birinci Kıbrıs harekatı olunca amaç arkadaşlar, eee Lefkoşa'da işte Girne'den denizden gelecek Türk ordusu Lefkoşa'ya hava indirmesi yapacak paraşütlü askerler indirecek burada beş parmak dağları aşılarak e, birleşecek Levkoşada bunun için zaman hızlı atması gerekiyor çünkü Türk askerlerini indirdiğiniz askerleri orada Rumlara e, bırakabilirsiniz Rumlar e, oradaki bir avuç askerin öldürebilir o yüzden acele davranmanız gerekiyordu e, Cenevre'de hani vakit kaybetmeyelim tezinin arkasında bu var arkadaşlar. E unutmuyorum lütfen bunu. Şimdi yeşil hat demek ki Kıbrıs'ı ayırıyor. Bunu unutmuyoruz artık yeşil hattı. E İngiliz üsleri de var adada. İkiye ayrılıyor ada. E bunun hikayesini konuşacağız. Ş Şunu diyebiliriz de hocam bugün Kıbrıs değil mi 2004'te Avrupa Birliği'ne sadece Kıbrıs diye girdi. Doğru. E ama ...Türkiye bunu hala kabul etmiş... ...değil biliyorsunuz... ...çünkü buradaki Türk haklarını savunmak gerekiyor... ...şimdi kaldığımız yerden... ...devam edelim isterseniz... ...yeşil hattı da gördük... ...onu da göstermek istemiştim... ...sizlere arkadaşlar... ...şurada kaldık öyle değil mi... ...bakın yeşil hat çizildi... ...şimdi... Bu dönemdeki diğer gelişmelere bir bakalım. Şurada göreceksiniz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Başbakan Bülent Ecevit zaten görsellerden de e, gördünüz ki bunu KPSS'de sordular. Başbakan kimdi diye. Ya arkadaşlar şimdi bakın Çağdaş'ta bazı yerler hakikaten bilinmesi gerekiyor. Yani bunun ezberi olmaz. E, yardımcısı Erbakan demiştik ki bu koal koalisyonu e, iç siyasette konuşacağım. Bu bir, iki. Şimdi birinci Kıbrıs harekatında Avrupa devleti tamam yani kabul etmiyor ama yani evet oradaki Rum terörüne karşı Türkler kendi vatandaşlarını savundular diye iyimser bir yorum vardı. Ama ikinci harekatta o Cenevre'nin hızlıca bitirilip adanın yüzde otuz ele geçirilince Avrupa devletleri bundan rahatsız oldu. Bir kere e, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi hala Türk ordusunu işgalci olarak görür. Adanın fazlasını aldılar diye. İki ABD Türkiye'ye Türk silahlı kuvvetlerine silah ambargosunda bulunduğu 78'e kadar. Bakın o Johnson'la başladı. Ha şunu da söyleyebilirsiniz o dönemin hikayelerindendir Cansın'da e, engellediler değil mi? Şunu sorabilirsiniz 74'teki harekatı niye engellemediler? E, o dönem e, gazeteciler soruyor tabii bir takım Amerikalı gazeteciler de var. E, karşınıza altıncı filo çıkarsa ne yaparsınız diye. Altıncı filo Akdeniz'deki Amerika'nın en önemli filosu malumunuz. E, Ecevit biz de yanından geçeriz demişti. E, ironik olarak. E, burada artık Türkiye'nin kararlılığını hakikaten çok da sorgulayamadılar. E, ama e, ambargoda da bulundular. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Tabii o dönemde Ecevit, Ecevit işte 70'lerde kara olan efsanesi başlamıştır. Popülerliği çok fazladır genç Ecevit'in. E, deviriyor parti kurultayında, e, CHP kurultayında e, ve başkan oluyor, partinin başkanı oluyor. Sonra da başbakan olacak 74 seçimlerinde. Kara olan efsanesi fazla. bakın ABD ilk kafa tutuşu burada değil. E, aynı zamanda Afyon üretiminde e, Afyon'u yasaklıyor ABD, Amerikan Başkanı Nixon o dönemde e, Amerikalı gençleri e, uyuşturucu ile zehirliyorlar ve bu uyuşturucu da Türkiye'den geliyor. Afyon üretimini yasaklayın diye e, eleştiriyor ve Türkiye'de e, bu üretimi yasaklamıştı 71 muhturasındaki darbeciler. E, Ecevit tekrar Afyon e, üretimine e, izin verecek çünkü Afyon üretimi. Türkiye'de önemli bir üretim arkadaşlar, birçok şeyde kullanılıyor malum. Şimdi demek ki bir Afyon üretiminde, iki Kıbrıs harekatında Ecevit karşı çıkıyor ABD'ye, kafa tutuyor, bunu unutmayalım. İkinci gelişmeye bakarsak, bu da önemli. Türkiye'ye destek, petrol ve silah yardımında bulunan bir devleti sorarsanız. Libya'nın lideri Kaddafi derim sizlere. Kaddafi bu açıdan önemli bir lider bizim için, destek sunuyor. E, maalesef Kaddafi devrildiğinde, 2000'lerin ortalarında e, NATO kapsamında e, maalesef Türk ordusu da Kaddafi'nin e, devrilmesine katkı sunuyor. E, ama tarih bize başka şeyler söylüyor arkadaşlar, bunu unutmayalım tek destek çıkan devlet belki de Libya. Türkiye'nin adaya müdahalesi iki cuntanın birlikte devrilmesine neden oldu. Hani biraz önce söylemiştim ya Ecevit hatırlayın ne diyordu? Biz Rumlara da barışı getirmek istiyoruz. Alın işte. Yunanistan'daki albaylar cuntası devrildi. Karamanis iktidara geldi. E bu soru alancı arkadaşlarım için belki gelir ama normal sınavda gelmez. Kıbrıs'ta da Nikos Sampson o Helen Cumhuriyeti'ni kuran Samson devrildi, Klerides başa geldi. Demek ki iki cüntada devrildi arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken bir film önerisinde bulunmak istiyorum. İçimizde bizi dinleyen siyaset bilimci arkadaşlar, politik sinemaya e, gönül vermiş arkadaşlarım olabilir. E, mutlaka bileceklerdir komşuda e, Yunanistan'ın politik sinemasının en önemli ismi e, Costa Gavras Arkadaşlar Gavras'ın o meşhur e, filmi Z, değil mi? Ölümsüz olarak bilinir çevrilişi. E, Yunan darbesini anlatıyor, Yunan cuntasını anlatıyor 60'lardaki. Z, Ölümsüz filmini, darbeye karşı çıkışı Costa Gavras'tan izleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiyedir, İyi bir filmdir. Çok iyi bir filmdir hatta. Peki arkadaşlarım, 75'te artık... Adada yeşil hat çizildi. Türk tarafı ve Rum tarafı diye ayrıldı Barış Harekatı'ndan sonra. Ee, karşımıza Kıbrıs Türk Federe Devleti çıktı. Artık hatırlayın yukarıda bir formülasyon yazmıştım 70'lerde değil mi? 70'lerden önce kim vardı başta? Ee, Doktor Fazıl Küçük. Ama 70'lerden sonra Rauf denktaş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakın 67'deki Kıbrıs geçici Türk yönetiminin başında kim var? Doktor Fazıl Küçük öyle değil mi? Peki 75'te yani harekat Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 70'lerde Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin başında kim var? Rauf Denktaş. İşte sevgili arkadaşlar Kıbrıs Türk Federe Devleti 83'te Adını değiştirip bizim de bildiğimiz o çok iyi bildiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adını alacak. Ne zaman 83'te. Peki niye 83'te adını değiştirdi? Çünkü 83'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Hükümeti olarak tanıdı. Adanın bütününde Rum hakimiyetini kabul ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler. Bunun üzerine Türkiye'de öyle mi kardeşim? Alın size. Kuzey'de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti. Demek ki üçlü aşama var. Ee, burada bir Kıbrıs geçici Türk yönetimi ki kanlı Noel'den sonra kuruldu. Barış Harekatı'ndan sonra Federe e, ve ardından da 80'lerde de Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti. Bir, iki, üç. Kuzey Kıbrıs'ın baş, e, başkanı kim oldu? Rauf Denktaş. 70'ten önce Fazıl Küçük 70'ten sonra Rauf Denktaş. Evet sevgili arkadaşlar, Kıbrıs hikayesi böyle karşımıza çıktı. Önemliydi, dikkatinizi çekmiştir. Birçok önemli bilgi var burada. Ee, Yunanlılarla başka hangi sorunlar oldu? 96'da Kardak kayalıkları krizi çıktı. Tansuçiller döneminde Kardak kayalıklarına ee, Yunan deniz kuvvetleri Yunan bayrağını çektiler. Ardından Çiller o tiz sesiyle o bayrak inecek ee, diye bir konuşma yaptı biliyorsunuz ee, ve gece arası sat komandolarının bir operasyonuyla karda kayalıkları ele geçirdi. Ya iki tane keçi otlatır otlar belki ya yani. çok küçük bir kayalık ama işte e, önemli. E, Türk sat komandoları karda kayalıklarını ele geçirdi. E, Amerikalı Clinton yanılmıyorsam anılarında yazıyor. Yani Kardak diye bir mesele vardı diyor. Biz yani işte çok hiç önemsemedik. Sonra bir baktık savaşın eşiğine gelmiş adamlar diye. Böyle bir şey yazdığını hatırlıyorum ben. Kardak Kayalıkları'nda Tansu Çiller döneminde bir mesele olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Son olarak 2004'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Annan planı diye bir plan hazırlıyor. E, bu plan referanduma sunulacak. E, adada birleşik bir e, işte cumhuriyet kurulması, yöneticilerin çeşitli zamanlarda değişmesini öngören bir plan. Adada halkların bir arada yaşamasını öngören bir plan. E, dikkat edin Türk tarafı evet dedi ama Rum tarafı hayır dedi. Hocam anam planı yürürlüğe girmedim. Ama işte buna rağmen, buna rağmen... 2004'te Avrupa Birliği Kıbrıs'ı birliğin üyesi olarak kabul etti. Bugün Kıbrıs olarak var. Türkiye bunu filan kabul etmiyor haliyle. Ama bu sorun da hala devam ediyor. Çünkü arkadaşlar, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunda, 1983'te Türkiye tabii kurdu, Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı, bu devleti tanıyan hiçbir devlet yok. Bakın aslında kurulduğunda Pakistan ve Bangladeş tanıdığını ilan etse de Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine vazgeçtiler. Yarın bir gün bu soru gelebilir, dikkat edin. İki, İki, bence en önemli soru, 2011'de Libya resmen olmasa da fiilen e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Fiilen ne demek o? Kuzey Kıbrıs'ta işte Libya'daki iç savaş sırasında hastaların Kuzey Kıbrıs'taki hastanelerde tedavi edilmesine dayalı bir protokol imzaladılar. İşte bu protokolden dolayı deriz ki resmen olmasa da fiilen tanıdı. İşte siyaset böyle bir şey. Yani bakın e, biz hani kardeş devletleriz ya Azerbaycan tanımıyor. Çünkü siyaseten tanısa bir takım yaptırımlarla karşılaşır. O yüzden biz iki devlet e, işte e, bir milletiz falan söylemleri çok aşinadır dilimize malumunuz. Ama siyaset öyle değil işte. Resmen olmuyor. Bakın tanıyan devlet yok. Fiilen Libya resmen olmasa da bence Dikkat edin buna önemlidir. Evet Kıbrıs'ta size aktarabileceğim önemli meseleler bunlardı arkadaşlar. İkinci başlığa geçelim. Adalar yani Ege'deki sorunlara. Adaların silahlandırılması, kıta sahanlığı, karasuların 12 mile çıkartılması ve Fırat'ta sorun. Nelermiş bunlar bakalım arkadaşlar. Öncelikle birinci mesele Ege Adaları'nın silahlandırılması. Şimdi arkadaşlar Lozan Barış Antlaşması'na göre e, adalara silah yerleştirilemez. Çünkü bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder. Ben size hemen onun e, maddesini bulursam şöyle bir okuyayım. E, 12. madde silahsızlandırılması ile alakalı. 4. maddede de der ki Yunan adaları Limni ve Semadrek, Türk adaları İmroz ve Bozcaada da askerden arındırılır. Yani hem e, silahsızlandırılacak hem de askerden arındırılacak ki iki devlet içinde tehdit olmasın. Peki ne oldu dersiniz? Ee, Yunanistan 12 ya da Meis'e Lozan'a aykırı bir şekilde silah yerleştirdi. Neden? Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İlişkiler gerginleştiği için e, adaya silah yerleştirdi. Türkiye nota verdi ya kaldırın ya da e, efendim e, e, bu bizim aramızda bir savaşa neden olur diye itiraz etti. Yunanistan Birleşmiş Milletler kapsamında, pardon NATO kapsamında adalara silah yerleştirmek istedi. Bazı adalara bu yüzden koydu ama bu da kabul görmedi. Tabii şunu söyleyeyim bu önemli bir ayrıntı. Yunanistan 1974'te NATO'yu protesto etti ve NATO'dan çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında niye beni korumuyorsunuz diye NATO'yu protesto etti ve çıktı. Şimdi NATO'da eğer bir devlet bile sizin geri dönmenizi istemezse dönemezsiniz. İyi de Yunanistan 1980'de tekrar NATO üyesi oldu. Demek ki Türkiye destekledi. Evet 12 Eylül'de Kenan Evren cuntası Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesini onay verdi. ABD'nin e, tabii ki iteklemesiyle. İşte Yunanistan'da NATO'ya geri dönünce NATO kapsamında Limni Adası'na yerleştirmek istedi. Bu sorun hep devam eder e ama buradan bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Sadece Lozan kapsamına aykırı olup olmadığını bilin. Silah yerleştirilemez, bazı noktalara da asker yerleştirilemez. İki, kıta sahanlığı. Şimdi kıta sahanlığı şu açıdan önemli ülke kara sularının deniz altında devam eden doğal uzantısına kıta deniyor arkadaşlar. Eee malumunuz şurasının deniz olduğunu düşünün. E, coğrafyanın o e, uzantısı kara parçası uzantısı kıta sahanlığı. Coğrafyadan bunu hatırlarsınız muhtemelen. Orada konuşmuşluğunuz vardır. İşte arkadaşlar yani jeolojik uzantı demek istiyoruz burada. E, burada kıta sahanlığı kapsamında Türkiye petrol aramak için bir birimme ruhsat veriyor. Sizden bilmenizi istediğim ilk birim bu. TAPAO, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Demek ki kıta sahanlığı coğrafyasında, kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı bulunduran anonim ortaklık TAPAO. İki, Türkiye sismik bir gemisini görevlendiriyor. Gidin bir petrol arayın diye. Hani Kıbrıs'ta, Akdeniz'de de falan vardır ya hala sismik biri de gönderiyor Ege Adası'nda petrol arasın diye. bu elbette Yunanistan'ın karşı cevaplarına dönüyor. Ortalık yine geriliyor ve nihayetinde 76'da İsviçre'nin Bern bölgesinde Bern deklarasyonu ile iki tarafta kıta sahanlığında petrol arama işine vazgeçiyor. Hiçbir faaliyette bulunmama sözü veriyor. Sizden bilmenizi isteyeyim. Hadi sismik bir de gelebilir ama zor. Bir petrol arama ruhsatı olan kapağı ama bence buranın zirvesi ben deklarasyonudur. Yarım gün Türkiye Yunanistan arasında kıta sahanlığını çözen deklarasyon hangisidir? Ben deklarasyonu. Aman dikkat buna bir yıldız koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada küçük bir ara verelim kıta e, sahanlığını bitirdikten sonra kara suları, e, Ege'deki fır hattı meselesi hava sahası sorunu Asala'ya <laughs> ve ardından da Türk siyasal hayatına bir aradan sonra soluklanıp devam edelim arkadaşlar.